Güle güle. Alalım kaç kere aldım. Çok kaç kere dikildim ben. Daha sonra mı aldım? Evet başkanım, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Erkenden işin başındasın yine her zaman, evet, olduğu gibi. Her zaman gibi hizmette sınırlı olmadığını toplum olarak biliyoruz. Seni arıyorum Söğüt. Bundan dolayı da şoför esnaflarıma erkenden geliyor, hizmetimi veriyorum. Şoför esnaflarımı bekletmiyorum. Şoför esnaflarım benim canım ciğerim. Evet. 35 yıldan bu yana şoför esnaflarımın içindeyim. Ve 16 yıldan bu yana da şoförler odası başkanıyım. Ve yılmadan, usanmadan azimle kaza yaptım, şoför esnafın başındayım. Hasta oldum, şoför esnafın başındayım. Şimdi insanın içinde azim, insanın içinde heves, insanın içinde çalışma azmi olmadıktan sonra bu işe yapılmaz. Neden? Ben 11 yılda geldim bu başkanlığa. Oraya gelip bu koltuğa hemen oturamazsın. Bu koltuğa oturmak için çok ekmek yemen lazım. İkincisi de şunu söylemek istiyorum. Bu olayda hizmet edecek adam bu koltuğa layık olsun. Yoksa havalara girmişim. Ondan sonra efendim sükse yapmışım. Bunlar olmaz. Adam gibi hizmet, adam gibi çalışmak, adam gibi de çöpür esnafının yanında olmak. Başkanım, bugün yine taksiler şey oldu, temizleniyor, dezenfekte yapılıyor. Evet efendim, her hafta dezenfektesini yaptırıyorum arabalarımın. Taksilerimin, servislerimin, BBA toplu taşıma araçlarımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Ulaşım Daire Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bize yardımcı olduğundan dolayı ve Allah razı olsun diyorum. Bu ticari taksilerimize, servis minibüslerime ücretsiz yaptığı için ayrı bir teşekkür ediyorum yine. Çünkü her arabama ücret olduktan sonra şoför esnafı zaten bu pandemiden dolayı sıkıntılı. Bu sıkıntıyı da inşallah eninde sonunda atacağız ve hep beraber ileride kucaklaşacağız. Çok teşekkürler başkanım. Kolay gelsin. Duyuyorlar. Başlarını yıkmışız. Beraber. Gidiyor muyum?